Obezite artık dünyada giderek yaygınlaşan bir sorun olmaya devam ediyor. Obeziteyi sadece kilo alımı olarak düşünmemek lazım. İleri aşamalarda özellikle bütün sistemleri etkileyen bir hastalık. Hayat kalitesini düşüren, yaşam oranını azaltan bir hastalık. Artık belli bir orandaki obezite hastalarına tedavi muhakkak düşünülmesi gereken işlemlerden biri. Özellikle ilaç tedavileri, egzersizler ve yaşam stili değişiklikleri sonuç vermediğinde daha girişimsel yöntemler gündeme gelmektedir. Özellikle 30 ve 40 oranındaki obezite hastalarında ameliyat dışı yöntemlerden bahsettiğimizde özellikle mide botoksu ve mide balonu ön sıralarda yer almakta. Bunlar ameliyatsız yöntemler olduğu için rahatlıkla uygulanabilir, tekrarlanabilir yöntemler. Mide botoksu şu anda tam bir onay almadığı için tartışmalı bir yöntem. Hastaların eğer kiloları uygunsa, 30 ile 35 arasında oranlara sahipse, mide botoksu endoskopik yöntemle mide içerisine özel bir iğne sayesinde mide içi enjeksiyonlarla uygulanabiliyor ve etkinliği konusunda da tartışmalı olmakla birlikte 2-3 ay sürebilen bir etkinliği söz konusu ve sadece botoks değil egzersizlerle ve diyetlerle bu yöntemi desteklemek gerekir. Yan etkilerini de yine göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunun yanında mide balonu ise mide içerisine endoskopik yöntemle belli bir hacimde mavi renkli bir sıvıyı içeren balon yerleştirildiği için midede bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Ama bunlar ilaç tedavileriyle giderilebiliyor. Daha sonra yine diyetisyenimizle beraber uyguladığımız hem diyet programı ve egzersizle beraber oldukça iyi denilebilecek sayıda aşırı kilolarımızı verebiliyoruz. Mide balonu da mide hacmini kapladığı için beslenme konusunda kısıtlama mevcut oluyor ve hasta belli diyete uymak durumundadır. Yalnız burada önemli olan verdiğimiz o kiloları geri almamak. Burada da yine diyet ve egzersiz programlarından sapmamak gerekmektedir. Vücut kitle endeksi 30 ile 40 arasında olup eğer yaşam stili değişiklikleri ve egzersizde istediğimiz sonuçları alamadıysak ameliyatsız yöntem olarak mide balonundan kilo kaybı sağlanabilir. Herkese iyi günler dilerim.